Merhabalar, hoş geldiniz yeni bir videoya. Bu videoda sizlerle son zamanlarda aldığım kitapları paylaşmak istiyorum. Aslında bu dönemde böyle çok kitap okumak istediğim, kitap aşkıyla yanıp tutuştuğum bir his yaşamıyorum. Öyle bir aşkla dolup taşmıyorum yani. Bunun tabii ki de birçok sebebi var. İşte daha böyle inişli çıkışlı bir ruh hali yaşamamın yanı sıra bence en büyük sebeplerinden bir tanesi değersiz bir hayatı okumuş olmam. Yani o kitaptan sonra böyle benim kitap okuma isteğim, hevesim böyle kaçtı diye içine çekti hevesimi ve Gitti gibi oldu. Ben de böyle zamanlarda kendimi kitap okumak için çok zorlamıyorum. ben de çalışmıyor yani. Hadi şunu okuyayım, hadi bunu okuyayım. İşte bak bu çok güzelmiş, bunu deneyeyim bari. Belki bu olur gibi. Çünkü böyle yapan insanlar da var biliyorum. Belki onlar için bu çalışıyordur ama benim için çalışmıyor. Peki ben ne yapıyorum derseniz ne kitapları bir köşeye atıyorum. Hiç hayatımda kitap yokmuş gibi davranıyorum. Ne de kendimi zorluyorum. Böyle ortasında bir alanda kendime bir yer edinmeye çalışıyorum. İşte kitap videoları izliyorum, okuma videoları, okuma vlogları izliyorum. Kitap yorumları okuyorum. TikTok'tan böyle kitap alışverişlerine bakıyorum falan. Böyle daha hani e, hem kitabın yanından geçiyorum ama çok da kendimi zorlamıyorum gibi böyle bir şeyler işte. Birazdan göstereceğim bu kitaplarda tam böyle işte o orta yerde yüzüyorken yaptığım e, alışverişlerde şimdi tek tek göstermeye başlıyorum elime ilk gelen kitap Prenses ejderha ve diğer yeşillikler bunu Yağmur'un son videosunda görmüştüm sevdiği çocuk kitaplarını anlattığı bir video çekmiştim ve çok hoşuma gitti orada kullandığı bir cümle e, Prenseslerin kurtarılmaya ihtiyacı yoktur diyordu yanlış hatırlamıyorsam ve hemen sepetime ekledim. En kısa zamanda okumak istiyorum. Şöyle zaten kısacık bir kitap. Muhtemelen bu videoyu kapattıktan sonra bana bir kahve arkadaşı olarak eşlik edecek. Sonrasında hakkında pek de bir şey bilmediğim bir kitap. Planesi. Bu kitap hakkında böyle yorumlara baktığımda genellikle beğendim. Çok değişik bir kurgusu var fakat size bir şeyler anlatmak istemiyorum. Çünkü çok değişik ve bu sürprizi bozmak istemiyorum tarzı yorumlar gördüm. Ben de severim böyle oyunlu, garip merak ettirici kurguları. O yüzden de almak istedim. Ne zaman okurum hiç bilmiyorum. Belki yarın okurum, belki seneye okurum ama kitaplığımda olmasını istediğim bir kitaptı. Sonrasında elime gelen kitap. Benim çok isteyerek aldığım bir kitap. Son zamanlarda ben podcast dinlemeye böyle yavaş yavaş döndüm ve eee işte en sevdiğim podcast serilerinden bir tanesi de Ben Okurum. Onun da son bölümü Zorba ile ilgiliydi. Ben de daha önce Zorba'yı hiç okumadım ama nedense Zorba'yı çok seviyorum. Yani okumuş gibi böyle bir seveceğimden emin olduğum bir kitap. Öyle bir his var içerim, içimde. Podcast'i dinledikten sonra dedim ki hemen gidip Zorba'yı okumalıyım şu anda. İşte uzun zamandır içimde beklediğim o kitap okuma aşkı geldi. Hemen geldim buraya. Şurada duruyor benim can yayınları kitaplarım. İşte zorbayı arıyorum ve çok eminim yani zorbanın bende olduğuna. Allah Allah diyorum. Nerede bu kitap? Birisine mi verdim acaba? Versem hatırlarım. İşte diğer kitaplıklara falan bakıyorum. Yok. Meğerse yokmuş bizde. Yanlış hatırlamışım. Ben de dedim ki o zaman sesli kitap hali varsa onu dinleyeyim bari. Ve sesli kitap halini dinlemeye başladım. Çok sevdim. Çok güzel bir seslendirme. Kitap da çok güzel olunca ortaya harika bir iş çıkmış. Fakat kitap o kadar güzel ki, o kadar beğendim ki altını çizmek istediğim, dönüp tekrar okumak istediğim, başka bir yere not almak istediğim, postitlemek istediğim çok yer vardı. Bu yüzden ben de dedim ki bu böyle olmayacak. Sen bir zorba edin ve ciltli bir şekilde kitaplığıma ekledim. Normalde ciltli kitapları çok tercih etmiyorum. Genellikle kağıt kapaklar daha çok hoşuma gidiyor ama kandırdı beni. Ben de ekledim sepetime ve kitaplığıma. Böyle bakar mısınız böyle mavi kurdelesiyle hoş geldin diyoruz zorbaya. Bir sonraki kitabım da Anne Arno'dan Olay kitabı. Ben aslında can yayınlarının bu son Çıkardıkları o kutulu setleri çok beğenmiştim ve bu yazarın o kutulu setini almayı hayal etmiştim, istemiştim. Fakat sitelerine girdiğimde bana birazcık ücreti yüksek geldi ve hani içeriğine de baktığımda da bu kitaplar var, hani başka ekstra bir şey yok ve bir de işte çok güzel kutusu var. Ben de dedim ki hani hiç gerek yok, bu şekilde böyle tek tek eklemeye devam edeyim kitaplığıma ve olayı da eklemiş oldum. Bir sonraki kitabım çok çok sevdiğim bir yazarın daha önce okumadığım bir kitabı Tanizaki'nin Naomi'sini aldım. Bir arkadaşımla Kuzguncuk'ta kitapçıda gezerken aa dedim Tanizaki'nin bu kitabı bende yoktu alsam mı falan diye düşündüm. Sonra dedim ki güzel de bir anı kalır. Önüne de böyle arkadaşımla geçirdiğim zamanla ilgili bir şeyler yazmıştım. Ve böyle e, kalbimi sıcacık yaptı daha okumadan eve gelince biraz başlamıştım açıkçası ve özlediğimi de fark ettim. Ama sonra dedim ki yani şu anda birkaç kitabı birden okuyorum ve hani okuma isteğimin gidip gitmeyeceğini hiç bilmediğim bir dönemdeyim. O yüzden böyle bu kitabı da çok harcamak istemediğime karar verdim. İlerleyen zamanlarda tekrar okumaya çalışmak istiyorum açıkçası. Bir sonraki kitabımızda bizim kitap kulübümüze okuduğumuz Huynamdan Kitabevi bunun nasıl okunduğunu hala çözemedim. Hala araştırmadım aslında. Bizim Şubat ayı kitabımız. Ben birazcık okumaya başladım. Hatta bir okuma vlogu da çekiyorum bu kitap için. E, şimdiden çok sevdiğimi söyleyebilirim. Umarım e, en kısa zamanda yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Evet bir sonraki kitabımız da yine Yağmur'un videosundan gördüğüm bir kitap. Ziya Dünyayı Siliyor. Bu kitapta benim ilgimi çeken e, unsur Ziya'nın kaygı bozukluğuyla başa çıkmaya çalışıyor olmasıydı. Ben de çocukluğumdan beri kaygı bozukluğu yaşayan bir insan olarak böyle daha yakın hissettim açıkçası. Daha okumadan bile. Yine Yağmur'un videosundan gördüğüm bir kitapla devam ediyorum. Öte Orman. Burada da ilgimi çeken şey bir ya siyasa başa çıkmaya çalışma, zorbalık zorbalığı engelleme ve cesaret gösterme gibi temalarının olmasıydı. Ve şöyle bu iki kitapla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu iki kitapla da aslında genellikle çocuklarda yokmuş gibi davranılan veya çocukların anlamadığı düşünülen veya işte genellikle çocuklarla konuşulmayan, anlatılmayan konuların işlenmesi benim oldukça ilgimi çekti. Genellikle böyle çocuk kitapları okumaya özen gösteriyorum. Daha önce Okuyup yorumladığım iki tane kitap vardı. Bir tanesi Bayevde Yokumun postitleri, diğeri de Kırılgan Şeylerin Bilimi böyle kart olarak buraya koydum. Eğer izlemek isterseniz. E çünkü yani çocuklar genellikle bu tarz şeyler konuşulmadığında bence kendisini çok yalnız ve bir noktada da suçlu hissedebiliyorlar. Keşke benim de küçükken böyle okuyabileceğim, belki bana rehber olabilecek, elimden tutabilecek kitaplarım olsaydı diyorum ve. Bunları da kenara koyuyorum. Bir sonraki kitabım da Zoe'nin masasından. Bunun da çok sevildiğini biliyorum, çok çok paylaşıldı. Benim de oldukça merak ettiğim bir kitap. Ben biraz daha erteliyorum okumayı. Bunun sebebi de e, buradaki bu pencereyi, bu ışığı, bu atmosferi e, biraz böyle yazlığımıza benzetiyor olmam. Böyle bu pencereden gelen ışık hemen aklıma işte yazlıkta baktığım pencereleri getirmişti. Gün doğumunu, gün batımını izleyebildiğim, rahatça e, ağaçlara bakabildiğim çok güzel bir yer. Orası ben de çok seviyorum. O yüzden de böyle orada okumak istedim bu kitabı da. Umarım en kısa zamanda okurum. Evet son iki kitabımıza geldik. Aslında üç olacaktı ama bir tanesi henüz gelmedi ve ben de çok heyecanlıydım. O yüzden buraya sadece fotoğrafını koyacağım şimdi. Küçük İnsanlar, Büyük Hayaller Jane Austen ve Küçük İnsanlar, Büyük Hayaller David Bowie. Bu serinin ben başka iki kitabını okumuştum sanırım kitap evindeyken. Beğenmiştim de. Fakat sonrasında unutmuşum bir şekilde aklımdan çıkmış ee, yağmurun videosunda görünce sevdiğim çocuk kitapları videosunda ben de almak istedim İçi de böyle bu şekilde tatlı olabileceğini düşündüm çocuk kitapları özellikle böyle kitap okuyamadığınız okumak istemediğiniz ama kopmak istemediğiniz zamanlarda bence çok iyi oluyor ve göstereceğim son kitapta çok çok tatlı bir kitap kitap yapma sanatı böyle e, kitabın en başından daha Ay, şu içine bakar mısınız bu arada daha böyle fikir halindeyken bir kitap nasıl oluşuyor? Bunu anlatıyor. Benim çocuk kitaplarında çok dikkat ettiğim bir diğer şey de çizimler. Ben sonrasında bu çizimleri kendi çizim defterime de yapmaya çalışıyorum. O açıdan da böyle çizimlerin güzel olmasına çok özen gösteriyorum. Bence bu kitaptaki çizimler de çok güzel, güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Allah uzun ömür versin de hepsini okuyalım diyorum. Böyle bir temelde. Şöyle bir hepsini göstereyim tekrar. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kitapların arasından merak ettikleriniz var mı? Okuduklarınız var mı? Sohbet etmeyi çok isterim sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.